acilen Mersin'e gitmemiz gerekiyor. Babamızı bitkisel halde almışlar. Yapma ya. Ha? Balkonda ne yapıyorsunuz? Babamızı bitkisel halde almışlar Özcan. İyi de sen ne yapıyorsun? Kullandığım sallama çayları kurutup tekrar kullanacağım Özcan abi. Bu kovayı niye buraya kattın? Yağmur sularını toplamak için Rahmi abi. Lan bırak. Lan sen o suyu içiyor muydun yoksa? Yok abi ne içmesi, banyo yapıyorum topladığım yağmur sularıyla. Saçımı da sıfıra vurdum, şampuan da kullanmıyorum. Adam evi resmen Survivor'a çevirmiş. Lan oğlum ben ömrümde senin kadar cimrisini görmedim be. Ona cimri değil tutumlu derler bir kere abi. Lan tam da kurumadı yazımlar. Hadi lan oradan. Kendi düğününe gelin arabası yerine belediye otobüsüyle geldin lan sen. Damatlık almamak için de benim takım elbiseyi giymişti. 10 beden büyük olmuş da danstayken pantolon düşmüştü. Allah'tan sigara içmiyor ha. Yoksa bokunu kuruturdu tütün yerine. Lan oğlum gülüp eğleniyoruz da adam ölmek üzere. Çabuk gitmemiz lazım. Otobüs biletini ayırdım ben. Niye masraf çıkardın abi? Yürüyerek giderdik yavaş yavaş. Çüş! Buradan oraya 900 km oğlum. Kalacak yer falan ayarlamamız lazım ha. Ben üvey kardeşlerle kalamam yani. Kusura bakma. Hastaneye de otogarda yatarız abi. Dert etme. Şengüller Otel. Buyurun efendim. Kardeş bize 3 kişilik oda lazım. Yarın için. Tabii ki efendim. Kaç gibi gelirsiniz? Oda fiyatlarınız ne kadardı abi? Gecelik oda fiyatımız 900 TL. Çüş! 3 aylık ev kiram lan o benim. Yalnız beyefendi. Odalarımız deniz manzaralı bizim. Perdeleri açmasak kaç olur abi? Lan yürü git. Alo. Alo. Kapattı lan adam. Bu kadar çok seviyor mu lan bu babamızı? Ne sevmesi ya? 9 saattir işemiyor para vermemek için ha. Vay be! Görümlende kadar büyümüş bu Mersin. Aynen abi doğru söylüyorsun. Bayağı büyümüş. Nüfusu 2 milyona ulaşmış. Bir de her 10 kişiden biri Suriyeliymiş. Yalan haber olur mu? Hemşerim çakman var mı? Helal Suriye. Valla mafi çakman. Nereye kayboldun lan? Aşağıya salı pazarı kurmuş abi. Çöpten meyve topladım babamız için. Ulan arkadaş, bu kadar zenginiz, bu nasıl cimri oldu lan böyle? Ha? Anlatın lan bana. Anasını da çekmiştir. Hadi gidelim de şu ilaçları alalım. Sen burada kal, misafir gelsin gidersin. Tamam abi. Buyurun elektrik faturanız. Çüş 2 milyar elektrik faturası mı olur lan? Törenle fabrika işletiyorsun hocam. Güpegümüz elektrik faturasıdır. Şu Mersin'in gözünü sevin be. Tüp derdi yok, bir şey yok. Ne zaman hazır olacak lan bu kahvaltı? 12 gibi güneş tam tepeye çıkınca çay suyu kaynamaya başlar abi. Lan! Elbiseleri yıkamadın mı hala? Şu kahvaltı hazır olsun, hemen dereye gidip yıkayacağım abi. Yıkarken Ferdi Tayfur şarkıları da çalacak mı? Aynı Yeşilçam gibi. Lan bırak şu cibrili Allah aşkına ya. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ne yapıyorsun sen? Hadi çabuk ol da babamdan kalan mirası bölüşeceğiz bugün. Değil mi? Çabuk oğlum, üvey kardeşler yoldaymış. Yani? Ona cimri değil, tutumlu derler Özcan abi. Hadi lan oradan! Sana rahmetli babamıza git kalp pilavı dediğimize çok pahalı diye kalem pilavı almışsın lan sen. Doğru söylüyor. Rahmetli annemizin dişlerini yaptır dedik sana. Takma diş pahalı olur diye gidip bakkaldan 1 liralık vampir diş aldın. Ulan senin yüzünden kadının lakabı Vampir Necla'ya çıktı be. Lan cimri çabuk ol oğlum. Tapuya gideceğiz. Üvey kardeşler yolda. Senin mala çıkacaklar vallahi. Abi siz yavaş yavaş çıkın da ben şu saatin pilini çıkartayım. Biz yokken boşa çalışmasın. Geleneğe koşuyor lan bu. Niye olacak? Tapuya gidiyoruz ya, otobüse para vermemek için koşarak gidiyor. Yemin ediyorum kafayı yemiş ha. Lan zaten parasını ben veriyorum. Ben
bu memur niye gömlek giymemiş? O da benim gibi obez, kendi bedenine göre gömlek bulamamış. Ulan. Babanızın üzerine bir arsa görünüyor ormanlık alanda. O arsayı benim üzerine ben obez bey. Pardon. Memur bey. Ormanlık alan abi orası. Ne yapacaksın ki? Otel yapacağım oğlum. İzin vermezler ki. Lan bir çakmağa bakar. Sessiz ol, bu obez bizi şikayet etmesin. Söyle. Şuraya bir imza alayım. Oğlum bana boş kağıt verdi, sakın arsaya çıkmasın. Dur imzalama, bekleyin. Siz merak etmeyin, bu sadece bir prosedür. Ben üstünü ayrıca donduracağım. Oğlum bunun HDS'si değişiyor. Ayrıca beyefendi, gördüğüm kadarıyla bakayım, şehir merkezinde iki katlı bir evdi görünüyor. Memur bey, onu da bana verin. O evi de yapacaksın abi. Sen burada mıydın lan? Anca yetiştim valla. Yemin ediyorum unutmuşum bunu ya. Ne yapacağım oğlum? Üste ben oturacağım, altıda kiraya veririm. İyi de o evin imarı yok. Sen merak etme anam. Bir seçime bakar. Al al, eline mikrofonu al, hoparlörle söyle. Ha uşum, şuraya bir imzalayayım da. Lan bak şimdi la dudu, sana da boş kalp verdi. Hazır bunun düğmesi yok, ben buna bir dalayım. Düğme mi? O ne alaka? Lan bilmiyorum, bir düğme 6 aydan başlıyor. Bu da benim gibi vazıldığı için gömlek bulamamış. Ben bunu dayayacağım. Sakin ol, abi bunda bir şeyler var. Hemşem bu topraklara varmışam benim ayıbalım. Son olarak 20 dönüm derla kaldı, onu da sana veririm ayıbalım. Lan resmen kültür karmaşası yaşıyorum. Bak şimdi hazır oldu. Lan ben bunu döverim de korkuyorum, dayak yerim, rezil oluruz. Siyahiden bu abi. Kesin. Teşekkür ederim pezevenk bey. Ulan elin adamına da pezevenk diyorsun. Pezevenk Azerbaycan'da iş adamı demek Ahmet abi. Lan iyi de bu memur. Doğru ya. Lan! Sürekli beni korkutuyor. To complete the transaction, pay the cashier the following documents. One person 2000 TL. Bak şimdi dubaj yapıyoruz. Bekle abi bekle. Allah'tan alt yazı var. Bir saniye. Evet, Vezne'ye kişi başı 2000 TL yatırmamızı istiyorlar ha. Ne? Kişi başı 2000 mi? Belki babamın üstüne kalmaya devam etsin memur bey. Aklımızı alın lan. Lan nefes almaktan para saldı. Nefessizden öldür oğlum. Memur bey, sen obez, ben obez. Birbirimizden ikimiz tek alırız. 2000 TL çok var. Hadi ben de bu ödedik de o cimri ödemez. Vezne o tarafta, bırakın. Lan! Uyanan bizim emmi! Vallahi. Lan yangın var! Lan ev yanıyor ev! Lan arasana itfaiyeyi! Lan ev yanıyor ev ev! Çabuk çabuk sür sür! Nerede kaldı lan bu itfaiye? Arasana! Küle döndü oğlum ev! Bir daha ara, bir daha ara! Yarım saattir ödemeli atıyorum abi, hala dönen olmadı. Sen itfaiye ödemeli mi atıyorsun? Evet. Seni öldürürüm lan cimri! Bir dakika dur, bu evin büyüğü benim. Lan oğlum ben seni öldürürüm. Beraber. Bir dakika. Beni öldürseniz boş yere cenaze masrafı çıkacak. Ulan adam ölürken bile cimrilik peşinde. Geber lan! Geber cimri! Geber!